getirdi. Bugünkü sayısal değerleri, ekonomide yaşananlar, dolar 33 lira 34 kuruş oldu, aldı başını gidiyor. Euro aynı şekilde, şöyle bir euroya da bakayım ben. Önünde aktif fiyatlar var ve bu aktif fiyatlar şu anda kullanılmakta olan fiyatlar, geçerli olan fiyatlar. Hemen bir bakıyorum, 33-34 euro oldu, dolar oldu. 33-36-56 euro oldu. Euro'da %1'lik bir artış söz konusu. Binde beşlik bir artış dolarda söz konusu. Altın 1.31 kadar, %1.31 kadar arttı. Borsa şu anda maalesef şey yaptı, devre kesici açıldığı andan itibaren devre kesici devreye girdi ve çünkü %6'lık, %7'lik büyük bir kayıp yaşandı. Çünkü bunun olacağı da belliydi. Ekonomistler öyle diyor. Çünkü Japonya'da bir çökme yaşandı. Singapur en güçlü borsalardan biri olduğu söylenir. Singapur'da bir çökme yaşandı ve ister istemez işte orada sabahtı, şimdi bize doğru geliyor, bizde sabah oldu. Bundan sonra Avrupa'da ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde FED toplandı. Biz şu anda 9.700'lere kadar indi, 9.700'lere kadar indi. Şu anda 10.000'ler seviyesinde, yani İstanbul dediğimiz olay. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Yani borsaya girer misiniz, girmez misiniz bilmiyorum ama bilen birilerinden destek almadıktan sonra aman borsadan uzak durun diyorum sizlere. Çünkü bugün yarın ne olacağı belirsiz. Avrupa'da ne yaşanacak? Amerika'da ne yaşanacak? Amerikan Merkez Bankası acil toplantıya çağırdı. Yani bunların hepsi aslında bölgesel krizden yaşanıyor. İsrail ve İran arasındaki olayların çok büyük etkisi var. İster istemez resesyon olayı, yani ekonomide durgunluk, o da bizim maalesef üstünde durmadığımız, önemsemediğimiz konulardan biri. Ülkeyi kapatalım demiş bir tanesi. Ülkeyi kapattığımız anda zaten yani bizim yapacak bir şeyimiz yok ki. Tepetaklak geliriz. Yani ve yaşadığımız durumda maalesef buraya doğru gidiyormuşuz gibi. Gel de yatırım yap bu ülkede. İşte bakınız, yani borsada ne bizi nereden ilgilendiriyor? Yani düşer kalkar diyebilirsiniz. Ama biz zaten sıcak parayı bulmak isteyen bir ülkeyiz. Paraya ihtiyacımız var. Sadaka gibi para arıyoruz. Gittiğimiz her yerde neredeyse mendil açacak durumdayız. Bizi de öyle kandırmaya çalışıyorum Mehmet Şimşek Bey. İşte orası iyi, burası iyi, oradan para gelecek, buradan para gelecek. Göstergeler çok güzel, harika gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz. 10 numara gidiyoruz, şudur budur. Bu gibi söylemlerle bizi kandırmaya çalışıyorlar ama dışarıdan gelecek paraya da ihtiyaç var. İşte böyle bir belirsizlik içerisinde kim para verebilir ki? Önce kendi ekonomisini düşünür. Japonya kendi ekonomisini düşünür. Singapur kendi ekonomisini düşünür. Almanya, İngiltere, ne bileyim Amerika kendi ekonomisini düşürür. Ve ister istemez siz o paraya karşıdan bakmak zorunda bakarsınız, kalırsınız. Bir de İran'la İsrail arasındaki resleşme var. Her an her şey olabilir. Öyle bir durum karşısında bu sefer piyasalar neyi yaşayacak onu da bilmiyoruz. Neler yaşanabilir onu da bilmiyoruz. İşte bu belirsizlik ister istemez ülkeyi çok fazla etkiliyor. Borsa maalesef kötü çakıldı dediğim gibi. Kara Cuma'dan sonra bir de bugün Kara Pazartesi diyebiliriz. Eğer Bitcoin'e yatırım yaptıysanız, Bitcoin de 52 binler civarında şu anda, 52 bin dolara düştü bir Bitcoin. O da çakılılığı. Yani o da kötü gidiyor. Onun da kötü gidişatı kötü. Diğer ülkelerden daha fazla etkileniyoruz demiş. Evet, diğerlerinden daha fazla etkileniyoruz. Çünkü yönetilemiyoruz. Çünkü siyasi kriz yaşıyoruz. Çünkü bizi yönetenler zalimce yönetiyor. Zalimce yönetiyorlar. Yasak koyuyorlar, ne bileyim, yasak koymadığı zaman kanun tanımıyorlar, hukuk tanımıyorlar. Efendim mesela kafalarına göre keyfi kararlar alabiliyorlar. O keyfi kararları uygulatmaya çalışıyorlar ve ona gerekçe kılıf bulurken de demokrasi diyorlar buna. Demokrasinin gereği olarak, hak ve özgürlükler olarak diyoruz diyorlar. Ha, böyle bir ülkeye kim para verir ki? Böyle bir ülkenin yöneticisine, ister Erdoğan olsun, ister Maliye Bakanı olsun, isterse de Cevdet Yılmaz olsun. Kim güvenebilir ki? Ülke çünkü yalan konuşuyor. Ülkenin yöneticileri yalan konuşuyor. Ve o konuşulan yalanın üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. O inşa ettikleri şey de temelsiz olduğu için yıkılabiliyor zaten. Hani ne doğru dürüst işliyor diye sorduğumuzda, sorarım bir kez daha size. Ne doğru dürüst işliyor bu ülkede? Doğru dürüst işleyen bir şey var mı diye sorduğumda çoğu kimse hayır diyecek. Eğer at gözlüğüyle bakmıyorsa. Çoğumuz ya ne iyi gidiyor ki diyecek. Yani emeklinin durumu, asgari ücretlinin durumu, hayat pahalılığı, borsanın durumu, parası olanın, parası olmayanın durumu, işte sosyal hayat,
keyfi davranışlar, ne bileyim keyfi yasaklar, işin içinden çıkılmadığı zaman hazırlanan vergi paketleri, bunların hepsi maalesef yönetilemediğimizin bir göstergesi. Sadece yönetimsel anlamda değil, fiziksel anlamda da çöküyoruz ya. Size birazdan iki örnek vereceğim. İkisi de hastaneyle ilgili. Biri İstanbul'dan, biri İzmir'den. Biri Cerrahpaşa ile ilgili, diğeri 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili. Fiziksel anlamda da çöküyoruz. Yani ülkeyi yönetimsel anlamda çöktürdükleri gibi maalesef bir sistem olmadığı için maalesef ve maalesef yönetimsel anlamda o basireti veya o yeteneği gösteremedikleri için fiziksel anlamda da ülkenin kurumları çöküyor. Fiziksel anlamda da ülkenin yapıları çöküyor. Ankara'da tavanı çöken hastane gibi 9 Eylül Üniversitesi'nde tadilat, tırnak içerisinde söylüyorum, tadilat gerekçesiyle kapatılan acil bölümü gibi 9 Eylül Tıp Fakültesi'nden bahsediyorum. İşte böyle bir ülkede yaşıyorum. Eğitim çökmüş, hukuk çökmüş, her şey çökmüş ya bu ülkede. Çökmeyen bir şey yok. Bakın şimdi, ne geçmiş diyecek olursanız işte şu 15-16 günlük süreç içerisinde neler yaşadık diye soracak olursanız, birazdan başka konulara da gireceğim. İstanbul kara pazartesi diyebiliriz bugüne. Kara cumadan sonra kara pazartesi diyebiliriz. Dünya için söyleyebiliriz. Borsa çöktü. Borsa ayağa kalkmaya çalışıyor. Kalkabilecek mi bilmiyorum. Nasıl kalkacak onu da bilmek mümkün değil. Bitcoin olanlar, Bitcoin maalesef o da çökenler. Ne iyi gitti diyecek olursanız, dolarda olanlar kazandı, euroda olanlar kazandı gibi görünüyor ve altına yatırım yapanlar şu anda kazanıyormuş gibi görünüyorlar. Abi bir git ya demiş biri, gideyim tamam. Erken seçim şart bir ülkede düzelmez demiş bir başka arkadaşımız. Ekonomi bu şekilde. Ekonomiden bir enflasyona bir bakalım. Çünkü enflasyon da bugün açıklandı. Enflasyon nedir diyecek olursanız, bugün ne açıklandı? Bugün ayın 5'i, 3'ünde açıklanması gerekiyordu. Hafta sonuna denk geldiği için biliyorsunuz TÜİK enflasyonu açıkladı. Tabii yani şerhi koyuyoruz, inanmıyoruz. Kimi kandırıyorsun arkadaşlar ya? Git kendini kandırıyorsun, tamam mı? Her neyse, ama devletin kurumu maalesef AKP'nin bir kurumu. AKP'nin kurumu da her şeyi güzel göstermeye çalışıyor. Nedir diyecek olursanız enflasyon? Enflasyon %61,78. Geçtiğimiz aya göre 10 puanlık bir artış, düşüş var. Temmuz ayında enflasyon %71 civarında, 71 miydi öyle bir şeydi zannedersem. Şimdi de %61,78'e geriledi. Bu baz etkisinin olduğunu herkes söylüyor. Bu %9'luk geçen yılın enflasyonu düştükten sonra bir farktan bahsediyoruz. İşte bu düşmenin sebebi de bu. Ama dikkat edin, aylık enflasyon, yıllık enflasyon %61,78, aylık enflasyon %3'ün üstünde. Yanlış duymadınız. Aylık enflasyon %3'ün üstünde, çok yüksek. Ve işte böyle bir kandırmacın içerisinde. Yani şimdi mutlaka yönetenler şöyle diyecektir. Aylık enflasyona bakmadan. Yıllık enflasyonda dediğimiz gibi düşüşleri gerçekleştirmeye başladık. İyiydi arkadaş. Aylık enflasyon %3'ün üstünde. Sen bunu nasıl indireceksin? Aşağı yukarı bu da ne demektir? %28 civarında 6 aylık bir enflasyon demek. %28 civarında bir 6 aylık enflasyondan bahsediyoruz. Ver bakalım Ahmet. Şu Mehmet Şimşek ne demiş? Enflasyon açıkladıktan sonra hemen o da boş kalır mı? Kalmadı tabii. Adam direkt açıklama yaptı. Yine mavi boncuklu atıyor. Ya yalan söyleme arkadaşım. Yani bak, bana nasıl gel biliyor musun Mehmet Bey? Bana fiyatlar ne zaman düşecek öyle gel. Yok işte biz enflasyonu düşürüyoruz bilmem ne. Ya yalan söylüyorsun ya. Gözümüzün içine baka 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 yalan söylüyorsun. Dünyada borsa düşmüş. Ülkede borsa düşmüş. Kara pazartesi yaşıyoruz. Bilmem neyi yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim, insanlar işte borsadakiler batmış çıkmış, devre kesiciler devreye girmiş ve kalem oyunuyla, baz etkisiyle sen enflasyonu, Ağustos enflasyonu %61'e çekmişsin ama aylık enflasyonu %3'ün üstünde, %3'ün üstünde çıkıp hala da yıllık enflasyon düşüyor diyor adam. Bunu diyor. Bravo. Ya var ya, yatacak yeriniz yok ya. Yani zalimlik bu olsa gerek demek. Temmuz'da aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Çok güzel aylık enflasyon. Yıllık enflasyon ise Haziran'a göre %9,8 puan azalarak %61,8'e geldi. Neyle geldi bu? Neyle geldi? Yani bunu anlatır mısın bana? %61,8'e neyle geldiğini anlatır mısın? Ama bak, öyle bir kurnazlık yapıyor ki aylık enflasyonun %3 olduğunu yazmıyor.
Ama ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Çok güzel. Kendine göre alıyorsun herhalde, biz alamadık. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha da çok hissedilecek. Ya iyi hissedelim de beyefendi, fiyatları da ne zaman sen düşüreceksin ha? O düşmeyecek zaten, yani enflasyon her zaman olacak. %61 değil, %40 oranında artacak. %30 oranında, %20 oranında. Ama şunu söylemiyor ya. Ya şu zaman refaha ulaşacaksın, şu zaman cebindeki para tasarrufa kayacak veya şu parayla artık yetiştireceksin veya geçinebileceksin diyemiyor. Diyebilecek durum yok, gösterge de yok zaten. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşımızın refahını kalıcı olarak arttıracağız. Ne zaman? Nasıl? Bu soruların yanıtını bulmuyorsun. Böyle yazıyor işte. Ben olsam Twitter'ı yasaklarım. Ha, bu adamı yasaklarım ben. Yalan bilgi veriyor çünkü. Veya Dezenformasyon Bakanlığı. Ha, olan bilgileri anlatıyor. Enflasyon %61,8'e. E bana açıklasana sen, aylık enflasyon neden 3,3 çıktı? Onu açıkla. Bir de fiyat istikrarını ne zaman sağlayacaksın arkadaş? Sen nasıl sağlayacaksın? Onu da anlatmıyorsun bana. Kendi kafana göre cümleler buluyorsun. Her şey güzel gidiyor. Dezenformasyon bölümünü, hani Cumhurbaşkanlığa bağlı dezenformasyon bölümü var ya, bence dezenformasyon, yani doğru bilgi paylaşmıyor. Doğru bilginin hepsini paylaşmıyor. Bence yasak getirmeli veya bunu düzeltmeli dezenformasyon müdürlüğü. Ben şimdi bir şirket kursam, AKP hükümetine iki şalak şulap yapsam vergi vermeyeceğim demektir. Yani evet, öyle bir şey diyebilirsin. Yani, vergi vermeyeceğim demişken bak şöyle de bir bilgi vereyim size. Bilmişsiniz de, biliyorsunuz da, yani Mehmet Şimşek dedi ya, Mehmet Şimşek dedi, Erdoğan mı dedi, hangisi dediyse, 2500 lira emekliye zam verdiler ya, en düşük emekli maaş. Orada da laf arasında geçirdiler arkadaş, dediler işte bize maliyeye bunun yükü 33 milyar TL diye. Pardon, 3 gün sonra bir haber çıktı. E-ticaret firmalarının lisans ücretlerini siliyorlar. 80 milyar TL'lik lisans ücretlerini almaktan vazgeçiyor devlet. Böyle tuhaf bir ülkede yaşıyoruz ya. Dediğim gibi işte arkadaşlar, sadece ekonomik kriz yaşamıyoruz. Yönetilememekten dolayı siyasi bir krizle iç içeyiz. Siyasi krizi damarlarımıza kadar, iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü ne? İşte bugünkü manşetimizdi bu. Umarım bu manşetin de cevabını yayın sonunda hep birlikte bulacağız. Şimdi Nermin Hanım, bu otizmli gizem kim ya? Nermin Hanım, karşılıklı hakaretleşme olmasın. Lütfen rica ediyorum. Erkekler arasında da, erkekler kadınlar, kadınlar arasında da burada görüşlerimizi yazabiliriz. Kimsenin kimseyi incitmeye hakkı yok. YouTube kapanırsa seni nereden bulacağız? Sözcü ekranından bulacaksın o zaman. 9 Eylül'de Sözcü'de tekrar sizlerle buluşacağız. Borsa çöktü, Türkiye siyasi ve ekonomik kriz yaşıyor. Hükümete sorsan her şey çok güzel. 10 numara. Hiç sıkıntı yok yani. Sorsan valla Erdoğan'a. Çünkü baksana diyemez ki yani, ekonomik kriz mi var mı diyecek, yoksa siyasi kriz mi var? Ben TRT'yi dinliyorum bazen, TRT Radyo, arabayla giderken. Ya arkadaş, ülkede hiçbir kötü, ya her şey güzel. Her şey güzel ya. Olumsuz bir tane bile. Bir tane bile, geçenlerde şimdi giderken arada dinliyoruz ya, bak bir tane bile olumsuz şey yok ya. Yani ne hayat pahalılığı var, ne dolar artmış, ne borsa düşmüş, efendime söyleyeyim, ne işte tavan çökmüş, birileri ölmüş, birileri işte ne bileyim kadın öldürülmüş, birileri katledilmiş, hiç kötü bir şey yok. Her şey çok güzel. İşte fiyat veriler güzel geliyor, işte Ulaştırma Bakanlığı'ndan veri veriyor, oradan veri veriyor, buradan veri veriyor, her şey güzel. Hiç kötü bir şey yok. İşte bu yalanı sürdürdüğünüz müddetçe, bu yalanı sürdürdüğünüz müddetçe sizlerin bir şey, başarı ortaya koyması mümkün değil. Ama size üzülmüyorum. Hayatta üzülmüyorum. Ne üzüleceğim? Babam değilsin, kardeşim değilsin, bilmem ne değilsin. Sadece bu ülkeyi yönetenler. Ben ülkeye üzülüyorum. Ülkenin insanlarına üzülüyorum. Bu ülkenin insanlarını hayalsiz bıraktınız diye. Siz bu ülkenin insanlarını aç bırakıyorsunuz. Siz bu ülkenin insanlarını öldürüyorsunuz. Birazdan bahsedeceğim çocuk gibi, bebek gibi. Sizler bize en büyük kötülüğü bu şekilde yapıyorsunuz. İşte o yüzden keşke insafa gelseniz. Keşke vicdana gelip, ya bir dakika ya, ülkeyi biz nereye götürüyoruz arkadaş? Ülkede bir sıkıntı var ve biz şu anda bunu çözebilecek durumda değiliz. Çözemiyoruz, yapamıyoruz.
yapamadığını bir anlayabilse, ama bu koltuk neler saklıyor bilmiyorum, neler gizliyor bilmiyorum veya önemi nedir bu koltuğun anlamış değilim. Ya sakladıkları bir şey var, ya işte biz bu koltuktan kalkarsak bunun hesabını veremeyiz, bizden çok hesap sorulur, ya da çok seviyorlar bu koltukta iktidarda olmayı çünkü 22 yıldır bu koltuktalar, bu koltuktan kalkacak olursak ne yapacaklarını bilemiyorlar, şaşıracaklarını veya bir hobileri de yok demek ki, boşta kalırız endişesi içerisinde de. Belki de o yüzden iktidarı bırakmak istemiyorlar. Euro'daki artış %1'i geçti. 36.61 oldu. 36 lira 61 kuruş. Dolar 33 lira 32 kuruş oldu. Borsada bir devam ediyor. Onu da size söyleyebilirim. Ve Bitcoin'deki düşüş devam ediyor. Altın bu arada %0.85. Binde 85'lik bir artış. Kim gelecek bunların yerine demiş. Kim gelecek mi? Hala da bu soruyu mu soruyorsunuz ya? Kim gelecekse gelsin, bunlar gitsin ama yani yeter ki. Yani gelen bunlardan daha iyidir. Şimdi bakın, kim gelecek diyorsunuz ya. Bunu diyen arkadaş kimse, ismini kaçırdım az önce. Bakın en azından muhalefetteki belediyelere bakın. Yönetiyorlar da belediyeleri. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta yönetiyorlar. Yönettiklerini kazandılar. Yönetemediklerini de aldılar. Demek ki yeri doldurulmayacak hiçbir insan yokmuş. Demek ki eğer siz isterseniz bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Adres yakın, muhalefetteki herhangi bir parti. Ha, bunların olmadığı kesin. Eğer hala da sen bu soruyu sorabiliyorsan, yani kim gelecek bunların yerine? Bunlar başarısız, bunlar çok başarısız. Ülkeyi bu hale getirdiler. Ülkede bakın şu anda siyasi bir kriz yaşıyoruz. Siyasi krizin içerisindeyiz. Tek başına bir iktidar olsa bile. Ve hala da siz bu soruyu soruyorsanız, o zaman baştaki Victor Hugo'nun o günün sözüne dönmek gerekiyor. Verir misin bir kez daha Victor Hugo'nun sözünü Ahmet? Zalimlerin çarkı cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner. İşte o cahillerin çalışmayan kafaları, hala da kim gelecek bunların yerine? Yani bunlar olmasın. Bunlar çünkü oldukça daha da kötüye gidiyoruz. Daha da kötüye gideceğiz. Ya insanları hayalsiz bırakmak o kadar kötü bir şey ki. Bugün ne çocuğunda, ne bileyim gencinde, ne yaşlısında, ne emeklisinde, ne orta yaşında hayal koymadılar ya. İnsanlar eskiden araba almak veya ev almak için çalışırlardı, borçlanırlardı vesaire. Durum o zamanlarda da güzel değildi. Ama en azından bir ev alabilirlerdi, bir araç alabilirlerdi, otomobil alabilirlerdi. Onu bile şu anda, onun bile hayalini kurduramıyorlar ya. Bir araba almak bile genç nesil için çok büyük bir hayal oldu. Yani başarılamayacak bir hedefmiş gibi. Veya sadece gençleri bırak, çalışan orta halliler bile ya, orta halli insanlar bile ya, sadece karınları için çalışıyorlar. Okul ücretleri olmuş 1 milyon civarında. Ha lisede olsun, ha özel lise ya da üniversite. 1 milyon TL verip çocuğunu özel okula gönderiyor bu aileler. Bu para nasıl ya? Bu para nasıl birikebilir? Bu para nasıl ödenebilir? Ülkeyi bu hale getirdiniz. Çöktürdünüz ülkeyi. Dizimizin üstüne çöktürdünüz. Kendiniz de çöktünüz, bizi de çöktürdünüz. Siz umurumda bile değilsiniz. Başınıza ne gelirse gelsin. Bak umurumda bile değilsiniz. Çünkü bize diz çöktürdünüz. Bize tüm zorlukları yaşatıyorsunuz şu anda. Bu da sizin aldığınız kararlardan dolayı. Bakın bir yurttaş olarak açık mektubumdur, rica ediyorum size. Bu ülkenin şu anda bu şekilde gidebilecek hali yok. Ülkeyi götüremiyorsun. En kısa zamanda muhalefetin de bastırmasıyla birlikte, Erdoğan'ın da razı edilmesiyle birlikte bu ülkenin erken seçime gitmesi gerekiyor. Çünkü erken seçime gidilmeyen her bir gün geç kalınan gündür. Ülkenin geleceği açısından söylüyorum. Kim diyebilir ya bu ülke iyi yönetilebiliyor diye? Yönetiliyorum. Kesinlikle. Yönetilmiyor ki, yönetilemiyoruz. Çöktük. Sistem çöktü. Devlet kalmadı. Yönetenler konulara hakim değiller. Yönetenler yönetemiyorlar. Fiziksel olarak binalarımız çöküyor. İnsanlarımız ölüyor. Yani böyle bir karmaşanın içerisindeyiz. Bu karmaşa da maalesef ülkenin batmış gibi bir pozisyonunu veya bir fotoğrafını ortaya çıkıyor. Yani bu ülke batar, batmaz. Batmaz herhalde. Yani neticede düzenli, ahlaklı, hesap verebilir, dürüst yöneticiler geldiği andan itibaren inşallah gelir. Temennimiz de o yönde. Değişim olacak olursa bu şekilde ayağa kalkar. Ama öyle 3 ayda, 6 ayda, 1 senede, 2 senede ayağa kalkabilecek bir durumumuz yok ya. Yani ülkenin ayağa kalkabilmesi için önce devletin ayağa kalkması gerekiyor. Sistemin tekrar kurulması gerekiyor. İnsanların ayağa kalkması ancak o şekilde olabilir. Başka türlü kalkamayız. Ama nasıl yöneticiler olması gerekiyor? Bir, hesap veren, dürüst, namuslu,
tutarlı yöneticilerin olması gerekiyor, şeffaf yönetim sergileri. Bunu yapmadığın zaman bugünkü durumu yaşamış olursun. En az 10 yıl sürer demiş. Ya kaç yıl sürer bilemiyorum ama sürer yani. Sürmemesi mümkün değil. İşte devamlı yalan söylerseniz, devamlı hiçbir hata yapılmıyormuş gibi kendinizi anlatacak olursanız, propagandanız TRT ile, efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı iletişim ile her şey çok güzelmiş gibi anlatılacak olursa maalesef, önce kendilerini kandırmıyorlar zaten. Kendileri durumun kötü olduğunu biliyorlar. Sadece bunlara inanan hala daha bir topluluk var, bir kesim var. O kesimi sıkı tutabilmek için bunu yapıyorlar.